Dostlar selamünaleyküm. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte önce insansız hava araçlarını konuştuk. Şimdi ise olay insansız deniz araçlarına geldi. Ukrayna'nın bir donanması yok ama Rusya'ya Karadeniz'de kabus yaşatmayı başardılar. Bunu da insansız deniz araçlarıyla yaptığı kamikaze saldırılarla başardılar genellikle. Peki dünyanın ikinci büyük ordusu olan koskoca Rus ordusu neden bu saldırılara karşı koyamıyor? Ya da bugünkü soruyu daha genel bir çerçevede soralım. İnsansız deniz aracı saldırıları engellenemez mi? Daha da önemlisi Türkiye bu Konuda ne durumda bugün bu soruların cevaplarını arayalım ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insansız deniz araçları yükselen yıldız haline geldi. Şu ana kadar Karadeniz'de Ukrayna'nın 10 civarı saldırı yaptığı tahmin ediliyor. Net olarak rakam veremiyoruz. Çünkü Ukrayna her saldırıyı sahiplenmiyor. Daha doğrusu genel olarak bu konuda net açıklamalar yapmıyorlar. Rusya ise ara ara Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla yaptığı saldırıyı püskürttüğünü iddia ediyor. Ama tabii ki bu açıklamalar çoğu zaman tartışılır. Çünkü sonrasında ortaya çıkan gerçek genelde farklı oluyor. Bunu elbette birazdan konuşuruz. Öncelikle genel olarak insansız deniz araçları bahsedelim. Bunlar küçük sistemler. Denizin yüzeyinde ya da altında hareket edebiliyorlar. Yani genel olarak kamikaze saldırılarına odaklandık ama kullanım amaçları çok farklı. Gözetleme yani istihbarat toplamak için de kullanılabiliyor saldırı içinde. Bir başka modeli mayın temizleme çalışmalarında görebiliyorsunuz. Yani kullanım alanı çok fazla ve bu sistemler yaygınlaştıkça kullanım alanları daha da artacaktır. Bu araçların genellikle içi patlayıcı yüklü oluyor. Tabi Türkiye'nin ürettikleri gibi daha gelişmiş sistemlerde farklı silah sistemlerinde görebiliyorsunuz mümkün. Yine üstlerinde görüntü ileten kameralar var. Hedef alacağı yer önceden sisteme yükleniyor. Hedef kemiğe iyice yaklaşıldıktan sonra kontrolü genelde bir insan alıyor ve saldırıyı bir insan gerçekleştiriyor. Bu da başarı şansını arttırıyor. Şu anda bu konuda sahaya yansımaları olduğu için Ukrayna'yı bolca konuşuyoruz. Ama dünyada birkaç ülke insansız deniz araçları konusunda hayli ilerlemiş durumda. Türkiye ABD ile birlikte dünyanın en iyi iki ülkesinden biri. Yani bizim bu konuda konuşacak çok şeyimiz var. Peki bu sistemlerin deniz üzerindeki devam Asa savaş gemilerine kıyasla ne avantajı var ki donanmalar bu konuya bu kadar önem veriyor. Mesele sadece saldırılarda personeli riske atmamak değil. Bunlar küçükler. Yani denizden yükseklikleri fazla değil. Aynı zamanda çok hızlı hareket ediyorlar. Bu yüzden de tespit edilmeleri, tespit edilseler sonrasında sürekli takip edilmeleri ve hepsi gerçekleşse imha edilmeleri oldukça zor. İmha edilmelerini zorlaştıran en önemli meselelerden biri de maliyetlerinin düşük olması. Çünkü düşük maliyet bir hedefe sürü halinde saldırı imkanı sağlıyor. Mesela Ukrayna aynı anda 8-10 kamikaze deniz aracıyla Rusya'nın bir çıkarma gemisine saldırıyor. Gemi bunlardan birini bile kaçırsa kullanılamaz hale gelmesine yeterli. Ve o kaçırılan bir tanenin verdiği bir hasar bile karşı taraf için saldırıda kullanılan 8-10 sistemi maliyetinden çok çok fazla oluyor. Tabi esas önemli olan düşman donanmadaki en önemli gemilerin savaş anında saf dışı bırakılmaları. Bu noktada aklınıza maliyetin ne olduğuna dair bir soru işareti gelmiştir. Elbette kamikaze bir deniz aracında kullanılan alt sistemlere göre maliyet değil. Düşüyor. ve ülkeler henüz bu konuda maliyet açıklamaları yapmadılar. Ama bildiğimiz tek şey Ukrayna'nın daha önce verdiği bir bilgi. Ona göre bir kamikaze insansız deniz aracının maliyeti 250 bin dolar. Yani denizde kullanabileceğiniz birçok uzun menzilli mühimmattan çok daha düşük. Yani bu sistemler denizde savaşın konseptini değiştirme potansiyeline sahip sistemler. O yüzden karşı koyma imkanımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Karşı konulamayacak silah sistemi elbette yok. Varsa da çıktıktan belli bir süre sonra karşı tedbirler geliştirilir. Ama silahlı insansız deniz araçlarına karşı işlerin kolay olmayacağı daha açık. Çünkü dediğim gibi savunma sanayisi açısından bir dev sayılabilecek Rusya özellikle geçen seneden beri yaşadığı saldırılara hala karşı koyamıyor. Bunun psikolojik bir üstünlüğe dönüşmesini engellemek için de karşı koyabiliyormuş gibi görünmeye çalışıyorlar. İstenilen şey özellikle Ukrayna tarafında Rusya'nın kamikaze insansız deniz araçlarına karşı çözüm geliştirdiği algısının oluşması. Mesela iki yıl önce bir haber gördük. Rus Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın kamikaze insansız deniz aracı saldırı larını bir kere daha bertaraf ettiğini açıkladı. Ama bu açıklamanın ardından Ukrayna'nın servis ettiği görüntüler biraz Rusya'nın rezil olmasını sağladı. Görüntülerde Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracı Rusya'nın çıkarma gemisine tam ortadan çarpıyor ve ciddi hasar veriyor. Bu saldırı gece yapıldı ve gün ardında sosyal medyaya bazı görüntüler düştü ve Ukrayna'nın haklı olduğu anlaşıldı. Çıkarma gemisi iskele tarafına yan yatmış şekilde limanın iç kısmına çekiliyordu. Daha bu olayın yankıları devam ederken bu kez Ukrayna'nın kamikaze insansız deniz araçları Kerç Boğazı'ndaki akaryakıt tankerini vurdu. Bu gemi de oyun dışı kaldı. Yani Rusya her ne kadar aksini iddia etse de kamikaze insansız deniz aracı saldırılarına karşı koyamıyor. Çünkü bu iş gelişmiş sensörlerle, kameralarla, silahlarla kolayca açıklanabilecek bir iş değil. Boyutları küçük olduğu için tespit edilmeleri zor. Tespit etseniz hedefi sürekli takip etmek çok iyi bir takip sistemi gerektiriyor. Bunu başarsanız bu sistemleri imha etmek düşünüldüğü kadar kolay değil. Diyebilirsiniz ki gemilerde çok gelişmiş savunma sistemleri var. Bunlar ne işe yarıyor? Doğrudur, savaş gemileri çok ciddi sistemlerle korunur. Ama bu sistemler genel olarak büyük tehditlere karşı geliştirilmiş sistemler. İnsansız deniz araçları ise küçük ve çevik. Gemiye yaklaştıktan sonra düzensiz şekilde zikzaklarla ilerliyorlar. Yani elinizde 76 mm top var ve siz bir insansız deniz aracını vurmaya çalışıyorsunuz. Atış yaptığınız bölgeye mermi gidene kadar deniz aracı ciddi anlamda ilerlemiş oluyor. Yani sizin merminiz bu aracın metrelerce uzağına düşüyor. Düzensiz şekilde zikzaklarla gittiği için de gidebileceği noktayı hesaplayarak ateş etme şansınız diyor. İşte bu yüzden insansız deniz araçlarına karşı farklı mermilere ihtiyaç var. Elbette buna yönelik yeni radar sistemlerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Daha gelişmiş kameralarda işe yarayacaktır ama yüksek atım hızına sahip savunma sistemleri ya da parçalanabilir mühimmat tarzı mühimmatlar daha önemli gibi görünüyor. Ama yine de tam olarak karşı koymak mümkün olmayacak. Çünkü bu tarz saldırılar genelde sürü halinde yapılıyor. En güvendiğiniz geminize 8-10 farklı noktadan insansız deniz araçlarının yaklaştığını düşünün. Zaten zaten bunun tespitini çok uzaktan yapmak mümkün olmayacak. Fark ettikten sonra da hangi birini vurabileceksiniz? O yüzden sensör ya da mühimmat geliştirmekle de bu işi çözmek çok mümkün görünmüyor. Aradan sıyrılabilen bir tane insansız deniz aracı geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Yani bu sistemleri kusursuz şekilde engellemek en azından bugünkü silah sistemleri sensörler ve kameraları düşündüğümüzde çok mümkün görünmüyor. Peki böyle bir durumda Türkiye ne yapacak? Beni ilgilendiren esas soru bu. Ve bu kısımda işler az önce çizdiğim karanlık tablodaki kadar kötü değil. Çünkü biz insansız deniz aracı üretimi konusunda bir deviz. Bu konuda dünyanın en iyilerinden biriyiz. Ayrıca Türk ordusu son yıllarda dünyadaki bütün gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haliyle Ukrayna'nın yaptığı bu saldırılar Türkiye'nin de önlemler almasını sağladı. Biliyorsunuz Türk donanması insansız hava araçlarını zaten etkin şekilde kullanıyor. Yani risk altında olabilecek gemilerimiz havadan 7 gün 24 saat izlenecek. O yüzden bir insansız deniz aracı tehdidi oluştuğunda daha tehdit çok uzaktayken bizim gemimiz hazırlıklara başlayabilecek. Ama bundan daha da önemlisi insansız deniz araçları konusunda atılan adımlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Türk savunma sanayi birçok farklı türde insansız deniz aracı geliştirdi ama Türk ordusu ilk olarak karakol görevi yapacak silahlı insansız deniz araçları talep etti. Yani Türk donanması kamikaze insansız deniz araçlarını yine silahlı insansız deniz araçlarıyla karşılayacak. Gelen kamikaze araç daha gemimize yaklaşmaya başlamadan uzak mesafede insansız deniz araçlarımız tarafından tespit edilecek ve üzerindeki silah sistemleriyle imha edilecek. Yani yani Türkiye'nin savunma sanayinde dünyadaki trendi son yıllarda yakalamış olması bugün meyvelerini veriyor. Tabi Türk donanması böyle bir tehdide karşı %100 hazır mı derseniz bunu söylemek de çok doğru olmaz. Çünkü zaten dünyada hiçbir devlet şu an kamikaze insansız deniz aracı tehdidine karşı %100 hazır değil. Ama Türkiye şu an bu tehdide karşı en hazır iki ülkeden biri desek yalan olmaz. Yani biz böyle bir durumda silahlı insansız deniz araçları karşısında Rusya kadar çaresiz durumda olmayacağız. Gerçi zaten bizim deniz çatışması yaşama ihtimalimizin en yüksek olduğu ülke Yunanistan. Onların da kamikaze insansız deniz aracı geliştirme ihtimalleri yok. Ama yine de biz belki onlar değil de abileri gelir diye hazırlıklı olmaya devam ediyoruz. Bir gün bir donanma kamikaze insansız deniz araçlarına karşı %100 başarı sağlarsa muhtemelen o Türk donanması olacak. Ya da en kötü ikincisi geçtiğimiz yüzyılı kaçırdık. Önümüzdeki yüzyılı yakaladık. Hatta öncülerinden olmaya başladık. Bu büyük bir gurur ve bu gururla diyebilirim ki önümüzdeki yüzyıl her şey çok farklı olacak. Allah'a emanet olun.